Sevgili izleyenler, saçımıza ya da başörtümüze bir şekilde bir müdahale olduğunda kendimizi nasıl koruyabiliriz? Şimdi onu size göstereceğiz. Üç şekilde, üç taraftan, önden, arkadan ve yandan saçınıza, başınıza herhangi bir müdahale alabilirsiniz. Tutma, çekme, yapışma. Bunun ilkini hocam, isterseniz önden yapışmayı gösterelim önce. Bakalım nasıl bertaraf ediyoruz saldırganı. Burada öncelikle şunu unutmayın lütfen, işin stres faktörü de var. Yani hiçbir saldırgan, hiçbir erkek gelip de dur bakayım tutayım seni de demeyecektir. İş biraz çirkin biçimde seyredecektir. Şöyle, gebertirim seni! Benim açım daha çirkinleşti. Bir daha. Bana bak! Bak! Sevgili Saat 7 Türk izleyicileri, Öz Savunma'ya hoş geldiniz. Ben Krav Maga eğitmeni Met. Ve ben Eli. Sizlerle bir programda daha birlikte olmaktan dolayı mutluyuz. Mutluyuz diyoruz da hocam, birkaç programdır pek mutlu... Pek iç açıcı şeyler konuşamıyoruz hocam. Bu hafta da galiba devam edeceğiz. Bu hafta da devam edeceğiz, evet. Yine bu kadın cinayetlerini durduracağız platformunun 2018 raporunun üzerindeki istatistikleri bakıyorduk önceki programda da. Şimdi kadınların kimler tarafından öldürüldüğünden bahsettik. Kadınların hangi bahanelerle öldürüldüğünden bahsettik. Şimdi de kadınların nasıl öldürüldüğü üzerinde biraz duralım istiyorum ben. Şaşırtıcı bir oran, %40 ateşli silah var zaten. Tespit edemeyen bir %21'imiz var. Peşi sıra gelen kısımsa kesici, delici aletler. %18. %18'lik bir... Evet. Bundan sonra zaten sırasıyla boğularak işte yüksekten düşme, şüpheli ölümler, darp vesaire gibi oranlar var. Onlar çok düşük. Şöyle şimdi bu kesici aletleri isterseniz bakalım. Evet, kesici aletlere bir bakalım. Tabii bu arada şunu bilmek gerekiyor sevgili izleyiciler. Eğer canınızı almaya kastetmiş, canınızı almak için harekete geçmiş birisi varsa büyük bir ihtimalle bunu öyle veya böyle bir yerde başarır. Niye başarır diyoruz? Çünkü buna ahdettiyse, bunun için planlar yaptıysa, bunun için çeşitli eylemler içindeyse o zaman söylemek gerekiyor ki işiniz çok zor. Bunu bir defa gerçekten kaldı ki hocam gerekiyor. Zaten öldürülenlerin %40'ı da ateşli silahla muhtemelen hani yani evet. Tehdit olmadan direkt uzun mesafeden vurulma suretiyle maalesef yapılmış. Ama bir %18'lik umut kısmı var ki o da bıçaklı i̇şte tehdit midir? Kesici önemli. Deyici alet üzerine yürüyüp işte bir erkeklik güç gösterisi yaparak mı bu fiile başlıyorlar? Eğer öyle bir umut varsa, öyle bir başlangıç varsa kadınların da kendilerini koruyabilmeleri için bir fırsat oradan çıkar diye kesinlikle düşünüyorum. Şimdi o zaman isterseniz bir bıçaklı tehditlere bakalım. Evet. Hocam bıçaklı tehditlerde ne yapılıyor, ne ediliyor? Evet. Bir onu görelim, bir ondan sonra konuşalım. Sevgili izleyenler, bıçağın hep biz saplandığı bölümü bıçağın işlevi, gerçek işlevi olarak düşünürüz. Oysa bıçağın tarihsel işlevi kesme üzerinedir. Yani bir bıçağı 1, 2, 3, 4 şekilde kesme işlemi uygulayabilirsiniz ve sadece bir kez saplayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi 4 kesme, 1 saplama. Kesme her zaman için çok çok tehlikelidir. Belki diyebilirsiniz saplama daha tehlikeli olabilir. Hayır. Neden? Çünkü bıçağın aslında nereye dokunacağı, nerede olduğu keskin tarafının sizin belki de yaşamla ölüm arasındaki sınırınızı belirleyecektir. Bu birincisi. İkinci olarak
size olası bir tehditte, soygun olabilir, cinsel şiddet amaçlı olabilir, sadece kaba şiddet olabilir, bir bıçakla geldiklerinde hiç unutmayın size, evet şimdi seni keseceğim şeklinde gerçekleşmeyecektir mesele. Bunu aklımızdan çıkarmıyoruz. İsterseniz hareketi görelim, ondan sonra stresi nasıl yöneteceğimiz konusunda da biraz konuşalım. Ne dersiniz? Peki. Tamam. Alırsak başlayalım. Hazır mısınız? Hazırız hocam. Tabii ki böyle olmuyor sevgili izleyenler. Böyle oluyor. Gebertirim seni! Sakin ol, sakin ol. İstediğini yapacağım. Sevgili izleyenler, gördüğünüz gibi ben Eli Hoca'ya yakasından tutarak, boğazını tutarak, onu iterek ve direkt olarak şah damarına baskı yaparak bıçağı dayadım. Şunu unutmayın, şah damarına tam baskı yaptığım zaman, yani şu pozisyondayken Eli Hoca ne yaparsa yapsın bıçak onu büyük ihtimalle keser. Eli Hoca'nın önce, az önce bana yaptığı gibi, tamam sakin ol, ne istiyorsan vereceğim, param var, yalan çok. İş ki ben bıçağı şu baskıdan kurtarayım ve yumuşatayım. Niye? Atıyorum, eğer bana Eli Hoca derse ki arabada 10 bin liram var, dikkatim oraya dağılır. Hadi yürü beraber gidelim dese, nereye gidiyoruz der ve bıçağı çekerim. Çünkü neden? Eğer zaten Eli Hoca'yı öldürmek isteyecek olsam sevgili izleyenler, ben bıçağı direkt sokarım ya da Eli Hoca yolda yürürken bıçağı çekerim. Ve Eli Hoca zaten katledilmiş olur. Demek ki Eli Hoca'dan bir şey istiyorum. Yani bıçak buraya geldiği anda benim bir amacım var. Ve Eli Hoca o amaç gerçekleşene kadar hayatta kalacak. Öncelikle bunu bilmemiz gerekiyor. Evet. Şimdi ben bıçağı dayadıktan sonra ve şiddetle onu sarsarken, iterken, kakarken Eli Hoca bana ne yapıyor bakın. Direkt olarak bileğimi tutuyor. Kendi bileğini bastırarak bileğimi tutuyor. Buradan da kendine doğru kolumu çekiyor. Burada dikkat edeceğiniz mesele şu. Eli Hoca'nın sıkleti değil, Eli Hoca'nın bedenini kullanma biçimi. Lütfen tekrar hocam. Bu bedeni kullandığınız zaman, bu postürü kullandığınız zaman kendi kilosuyla beraber bana yüklenmiş oluyor. Kendi kilosuyla benim koluma yüklenmiş oluyor. Oysa bunu Galatasaray sadece koluyla yapmaya kalksa ben onu keserim. Sadece koluyla çekmeye kalksa ben onu keserim. Aynı hareketi bedenini kullanmadan yapıyor olsa Eli Hoca hiçbir şey olmayacak. Çek hocam, bakın gitmez. Ama bu hareketi bedenini kullanarak yapınca bıçaktan kurtulma şansı doğuyor. Şimdi aynı bıçağın bu sefer boğaza dayanmış versiyonunu konuşacağız. Bu da çok tehlikelidir. Neden? Çünkü burada şah damarı vardı, burada da boğaz var. Boğazı kestiğimiz anda nefes borusu zaten açığa çıkmış olacak. Yine burada da aynı şekilde tutup ben Eli Hoca'yı ya sarsacağım ya da tam olarak bıçağı buraya dayayacağım. Bu noktada Eli Hoca eğer sadece şu anda bir hareket yapmaya kalkarsa boğazı kesilir. O yüzden önce sakin ol. Sakin, sakin. Ne istiyorsun? Tabii sakinim. Benim? Tabii sakin vereceğim. Gördüğünüz gibi Eli Hoca küçük bir trük yaptı burada sevgili izleyenler. Ne yaptı? Ben bıçağı dayadığımda önce beni sakinleştirdi. Sakin ol, sakin ol, sakin. Sonra bakın görüyor musunuz? Kendisini daha geriye çekti. Daha geriye çekerek bıçaktan kurtuldu. Çünkü şu halde yapsa aynı şekilde. Lütfen buraya lütfen çok dikkat edin ve bacağa da lütfen dikkat edelim burada arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz? Normal yapar hocam bir de. Bakın. Normal yaparsa aradaki farkı görüyor musunuz? Bakın. Tekrar yapın hocam. Bir. Şimdi normal yapın. Bakın. Bıçak yine burada. Lütfen bedeninizi bütün hareketlerin içine katın. Neden? Benim kolumun kuvveti sizin bedeniniz kuvveti. Bedeninizin kuvveti. Ben ne kadar güçlü olursam olayım tek kolumla sizin bedeninize hükmedemem.
Bunu lütfen unutmayın. Yani 40 kilo bile olsanız büyük bir ihtimalle benim kolumdan yine daha ağır ve daha kuvvetlisiniz. Evet. Şimdi bıçak arkadayken ne yapacağımızı düşünelim. Bu daha çok rehine ya da kaçırma pozisyonlarında kullanılır. Maalesef cinsel şiddetin de başladığı anlar böyle zamanlar oluyor. Kimi zaman bıçağı tutuyor saldırgan. Tamam, tamam, ve... tamam dur bir saniye. Tabii ki duracağım. Gördüğünüz gibi Eli Hoca yine aynı şekilde önce benim asıldı koluma ve boynunu kurtardı. Dikkat ederseniz bakın. Yine önce boynunu kurtardı. Boynunu kurtardıktan sonra lütfen bacağa dikkat edin. Lütfen bacağa dikkat edin. Bunu daha önceki programlarda dengeli bir biçimde bacağı değiştirmek olarak açıklamıştık. Hatırlarsınız belki saç tutmalarda. İşte aynı şekilde bacak hareketi ve dönüyor. Ne yaptı? Kendi kilosuyla Eli Hoca benim kolumu yendi. Ne kadar kuvvetli olursam olayım. Tabii ki herhalde dünyanın en güçlü adamın yarışmasından birisini getirmeyeceğiz herhalde buraya. Sıradan sokak saldırganı. Evet. Tuttuğu zaman... Sakin ol. Sakin. Sakin. Hocam ben bir şeyi hatırlatmak istiyorum. Arkadan bıçaklı tehditte. Şimdi demin sevgili Met bana bu şekilde saldırdığında ben buradan kolu bir miktar ayırıp kendime bir güvenli bir alan açıp çıktım. Ama diyelim buradan yeterli bir şekilde kolu kavrayamadınız, saramadınız ve bıçaktan kurtulmanız gerekiyor. Burada kar zarar hesabı yapmak zorundasınız. Gerekirse bıçağa yapışın. Yani bıçakta, bıçak üzerinde bıçağı tuttuğunuzda eliniz kesilmez sevgili izleyenler. Elinizi bıçağı tutarken hareket ettirirseniz eliniz kesilir. Kaydırırsanız kesilir. Dolayısıyla bıçağa sarılmaktan korkmayın. Bıçağa hamleyi yapıp tutup sıkıca çekin. Kaydırmadığınız sürece eliniz kesilmeyecektir. Hazır hatırlatmalardan söz açmışız. Teşekkürler. Şunu unutmayın. Dikkat ederseniz bıçaklı tehditlerin hiçbirisinde Eli Hoca bıçağı benim elimden almadı. Beni etkisiz hale getirdi ve hızlıca güvenli alana doğru koştu. Niye? Lütfen aklınızda olsun. Bıçak bendeyse eğer saldırgan benim. Eğer Eli Hoca bu bıçağı benden alıyorsa... Buyurun o hocam, zaman saldırgan benim. Artık Eli Hoca'dır. Ve bu dakikadan sonra yaptığınız hiçbir hareket öz savunmaya girmez. Evet. Bunu da böylece bilelim. Aklen, vicdanen ve hukuken artık öz savunma olmayacaktır. Bıçak size geçtikten sonra yapacağınız olası hareketler. Teşekkürler. Evet hocam, boğaza, şah damarına tehditleri gördük. Yani yapılabilir... Tabii. Tehditle bu savuşturulabilir tehditler bunlar. Her zaman söylediğimiz gibi yine aynı şeyi söylüyorum. Kadın arkadaşlarımızdan bu tür savunmalar beklenmediği için ilk 3-4 saniye içerisinde ani ve kararlı teknikleri uygulayarak bu tehditten kurtulabilme şansınız olacaktır. Kesinlikle. Bu arada orada da dikkat çektik. Veterinere de dikkat çekmiştik. Evet. Tekrar edelim. Terör anında yani size tam olarak saldırdığı, tam olarak bıçağı dayadığı anda ya savunmanızı yapacaksınız ya da o anda yapamadıysanız uygun bir zaman bekleyeceksiniz. Evet. Çünkü bıçak şah damarına dayanır ve sizi iterken bu hareketleri yapmanız gerçekten çok tehlikeli. Hemen söyleyelim, şah damarı eğer kesilirse herhangi bir cerrahi müdahale ya da anında kendinizi korumaya almazsanız şöyle bir sorunumuz olur. 7 ile 12 saniye içerisinde hayatınız sizden çalınır. Hı hı. Bu tabii ki buraya işte bası yaptıktan sonra ilk yardım tabii çok önemli bu noktada ama evet hocam, yani bası yapın işte cerrahi müdahale vesaire çift damar olduğu için buradan gelen damar yine besleyecektir.
Ama kan kaybı çok yoğun olacaktır. Evet. Kaldı ki zaten vakit kaybetmeden müdahale edilmesi dakikayı şart. Dakikayı bulmadan o evet. kan boşalır. Çünkü buradan şah damarından fışkıran kan gerçekten uzağa gidebiliyor. Çok tehlikeli. VTR'de de dikkat çektik. Aynı şekilde boğaza arkadan tehditle saldırılarda yani kadın arkadaşlarımızın gücünden dolayı bir sorun yaşamaları halinde. Bıçağa müdahale etmeleri de olası. Tabii. Yani arkadaşlar şunu unutmayın. Bıçağa dokunduğunuzda kesilmezsiniz. Bıçağın üzerinde kayarsa herhangi bir yeriniz kesilirsiniz. Bıçağı sabitleyip tutabilirsiniz bıçağı. Ha velev ki yani o hamlede de bir miktar kesildi parmaklarınız. Yani çok da önemli değil. Yani neticede kurtardığınız bir canınız var ortada. Bir miktar parmak sıyrığı bence söz konusu edilmez bu durumda. Burada hep söylüyoruz. Eli Hocam çok iyi hatırlattı. Acı. Acı eşiğimiz burada çok önemli. Acıyı algılama biçimimiz çok önemli. Canımız acır. Acıyacaktır da. Şunu unutmayın. Evet atıyorum. İşte kadın birey mutfakta iş yaparken bazen eli tencereye değer ve elini çeker. Canı çok yanmıştır. Şimdi bu reflekstir. Bunu kabul ediyoruz. O acıya dayanıklılık aslında çok önemli. Bu yüzden canınızın acıyacağını baştan kabul edin. Olası bir şiddet durumunda. Canınız acıyacak ama siz o acıya dayanacaksınız ve öz savunmanızı gerçekleştireceksiniz. Yoksa hani o pamuklar içinde sarılmış bir peki öz savunma yani zaten mümkün değildir. Eli Hocam, büyük sorunlardan biri de aslında sizi bir yere götürmeleri. Arkanıza evet. bıçağı dayayıp, sırtınıza bıçağı dayayıp sizi bir yere götürmeleri. Onun için bir savunmamız var mı? Var tabii ki. Şöyle ben tehdit sözcüğü eskiden beni çok korkutur ve gerçekten böyle dehşete düşürürdü. Şimdi artık savunmaları yani teknikleri, tehditlere karşı teknikleri öğrendikçe tehdidi duyduğum zaman seviniyorum hocam. Diyorum ki tehdit varsa zaman da var, süre de var, imkan da var. Demek ki bir şekilde bertaraf edebilme şansına hala sahibim. Hala bir umut var. O yüzden tehdit evet çok güzel bizi tehdit eden kişi o an itibariyle öldürmek niyetinde olmadığı için biz onun 4 saniyesini ondan çalarak hayatımızı bizden çalmasına engel olabiliriz. Evet şimdi bir VTR'miz var bu arkadan. Geçmeden önce Eli Hocam çok güzel dedi. Şimdi sevgili izleyiciler maalesef işimiz gereği o kadar büyük sorunlarla karşılaşıyoruz ki Eli Hocam'ın söylediği gibi. Yani habersiz olarak bir saldırının gerçekleşmesindense o saldırının gerçekleşeceğini bilmek bize maalesef evet çok güzel efekti yaratıyor. Mesleki deformasyon mu diyelim buna? Ama öyle yoksa yani, bir şey diyelim. Evet tabii ama şimdi böyle oluyor yani, karşıdan yani demin konuştuğumuz gibi %40'lık bir oran var ateşli silah. Ateşli silaha hani Matrix'te olmadıktan sonra karşı çıkamazsınız hocam yani maalesef. Ateşli silah. Hani nasıl bir savunması olacak? Onda da tehdit olsa... Onda da yine bir şekilde şansımız var. Ama bıçaklı bir tehdit. Yani arkadan size bıçağı işte dayamış bir şekilde ve sizi bir yere sürüklemeye çalışıyor. Hala bir şansımız var. O zaman var. Görelim şu şansı nasılmış. Evet. Sevgili izleyenler, bıçaklı tehditlerde belki de en tehlikelilerinden biri sizi bir yerden bir yere transport etmesidir saldırganın. Bunu nasıl yapacaktır? Büyük bir ihtimalle kullandığı silah her neyse onu sizin bedeninize temas ettirerek bunu yapacaktır. Bunu yaparken de büyük ihtimalle eğer sizi bir yere götürüyorsa bıçağı arkadan dayayacak ve sizi tutarak ilerleyecektir. Bunu az önce de belirttik. Bu gerçekten olmuş bir vakadır. Bu vakanın üzerine zaten bu tekniğin en kolay şeklini geliştirdik. Şimdi Eli Hoca size nasıl bundan kolayca kurtulabileceğini gösterecek. Yürü! Yürü! Sakin ol, sakin. Yürü, tamam. Mesaj. Bu
bıçağı karşıdaki, yani saldırganın elinden almaya çalışmayın aslında. Kolu döndürdüğümüzde bakın elinde kalıyor. Bilekten burkarsanız bunu atabilirsiniz. Ters yöne. Bu tabii eğer vurmadan yapıyorsanız riskli bir harekettir. Çünkü adam ne de olsa güçlü bir adamdır. Aynen öyle. Büyük bir ihtimalle sizden güçlüdür. O yüzden önce evet, tüm burun, kasık ve boyun darbelerini yedikten sonra açacağız. Yani mecali kalmadıktan sonra bunu yapmanızı her zaman için tavsiye ediyoruz. Evet. Teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler, gördüğünüz gibi aslında çözüm basit. Sorun büyük, çözüm basit. Bu biz eğitimlerde genelde hep şey sorarım ben. Belki siz de hatırlarsınız. Tanzanya'nın başkenti neresi biliyor musunuz diye sorarım. Bilmiyorsanız eğer bu dünyanın en zor sorusudur ve asla işin içinden çıkamazsınız. Ama biliyorsanız dünyanın en kolay sorusudur. Dövüşmek de biraz böyledir. Öz savunma biraz böyledir sevgili izleyiciler. Eğer yanıtı biliyorsanız sizin için aslında çok kolaydır. Ama yanıtı bilmiyorsanız evet dünyanın en zor sorusuyla karşı karşıyasınızdır. Mesela bu zor sorulardan biri de bıçağın göğsümüze, karnımıza dayanmış olması evet. ve yakamızdan da tutuyor birisi bizi tehdit ediyor. Bakalım ne olacak. Sevgili izleyenler, tehditlerden birisi de bizim bedene yapacağımız bıçaklı bir tehdittir. Şimdi şunu lütfen unutmayın. Bunun riski ne? Bunun riski şu. Karın bölgesi, bunu daha sonra konuşacağız. Hem bağırsakların bulunduğu bölge hem buradan geçen aort yüzünden oldukça tehlikelidir. Ve büyük bir bıçak ve size saplanacak bir saldırı silahı büyük bir ihtimalle başınızı belaya sokacaktır. Fakat bundan da tabii savunma kendimizi mümkün. Nasıl mümkün? Görelim. Keserim seni. Keserim. Sakin. Gel çekelim. Tam olarak şuradan tak. Tamam sakin. Aslında. Tabii hocam ben diyorum ya yani tehdit olduğu sürece bir şekilde önlenebilir. Önleyebilme şansımız var, bertaraf edebiliriz. Kesilmelere dikkat etmemiz lazım. Yani aslında dövüş de, savunma da, yaşam da her şey bir kar zarar hesabından ibaret. Yani evet orada biz zaten tehlikeye maruz kalmışız. Bir takım şeyler kötü gidiyor zaten farkındayız. Kesinlikle. Kötü bir şeyler olacak, evet bunu hissediyoruz. Ama bunun ne kadar kötü olacağı bir miktar da bizim elimizde. Yani kötü olsun ama çok kötü olmasına engel olabileceğimiz bir şeyler yapacağız neticede. Çünkü hiçbirimiz birer kahraman, süper kahraman değiliz. Keşke olsaydık. Sadece kendimizi değil, insanları da kurtarsaydık. Ama evet ölmemeyi tercih edeceğiz. Sağ salim kalacağız. Sağ salim bırakmayacağız bir şekilde. Sağ bırakacağız ama salim kalmayacak bir şekilde karşı taraf. Kar zarar hesabı dediğimiz gibi ve nerelerden kesilmemeliyiz aslında. Bunları da bilirsek daha kötü sonuçlardan kendimizi koruyabiliriz. Bu nerelerden kesilmemeliyiz konusunda bir VTR'miz var. İsterseniz onu bir izleyelim. Ondan sonra da üzerinde yeniden konuşmaya devam edelim. Sevgili izleyenler, hareketlerimizi gördük ve nasıl kurtulacağımızı bıçaklı bir tehditten de analiz ettik. Ancak burada işlerin ters gitmesi durumu da söz konusu ve işler ters giderse o zaman bıçak bizi nasıl kesmemeli ve nereden kesmemeli bunları biraz konuşmak istiyoruz sizinle. En tehlikeli yer ne olursa olsun bıçakta
şah damarı. Şah damarı atar damardır, bir avuttur. Ve eğer kesilirse 7 ila 12 saniye içerisinde bir bilinç kaybına yol açacaktır. Hemen ölmeyeceksinizdir. Bilinç kaybından söz ediyoruz. Çünkü beyne yeterli miktarda kan gitmeyecektir. Ondan sonra da zaten maalesef ölüm gelecektir. O yüzden ne yaparsanız yapın, boyun bölgesini her zaman koruyun sevgili izleyenler. Bunun dışında damarların dağılımına bakarsak, damarlar çıktığı zaman şuradan bir ana damar iniyor. Kollara da omuzların ön tarafından geçiyor. Atar ve toplar damarlar burada daha çok yakındır birbirine. Toplar damar biraz daha üsttedir. Toplar damar genellikle kesildiği zaman kanı sızıntı biçiminde dışarıya bırakır. Atar damarsa kanı fışkırtır. Neden? Çünkü kalpten gelen basınçlı bir kandan söz ediyoruz. Dolayısıyla bunu tabii ki olası bir saldırıda veya bir kavga durumunda nasılmış bakayım ben bir şuna hangi damarmış diyemeyeceksiniz. O yüzden olabildiğince çabuk biçimde o saldırıyı sonlandırmak her zaman lehinizedir. Peki nereden kesilmeyeceğiz? 1. Omuzdan kesilmemeye çalışacağız. 2. Fazudan kesilmemeye çalışacağız. 3. Bileklerden kesilmemeye çalışacağız. Bunu lütfen unutmayın. Eğer problem varsa nereden kesilebilir? Evet, çok can acıtır sizi keserse. Çok can acıtır sizi keserse. Fakat unutmayın, bu yaşama şansınızı artırır. Olabildiğince kolunuzun iç taraflarından kesilmemeye özen gösterin. Bunun dışında bacaklarda toplar damarlar ve atar damarlar buradan geçecektir. O yüzden şu kesiklere maruz kalmamaya özen gösterin ve bunlardan eğer bir problem olursa çok da uzun süre hayatta kalamayacağınızı üzülerek söyleyebiliriz. Neden? Büyük bir ihtimalle hemen hastaneye yetiştirilme halinde ya da sadece dinlenme halinde ve turnike uygulayabilecek ya da işte bası uygulayabilecek şekilde eğer bir zamanınız varsa kurtulma ihtimaliniz yüksektir. Ama şunu unutmayın. Bir saldırıdan söz ediyoruz. Yani bir saldırgan size geliyor ve bıçakla bir şeyler yapıyor. Adrenalin had safhada. Aksiyon had safhada. Ve ne olursa olsun siz henüz saldırıyı sonlandırmadınız. Kesildiniz ama saldırı devam ediyor. Kan kaybınız çok çok daha fazla olacaktır. Bu yüzden lütfen dikkat edin. Eli hocam az önce konuştuk. Tekrar etmenizi sizden rica ediyorum. Bası kesiklerde ya da turnike evet. Sizce nasıl alt yapılmalı? Alt bacak ya da alt kolda kesikler meydana gelse de yani üst haricinde mutlaka yapacağınız turnikeleri bedene yakın üst kısımlardan yani bacakta kasağa yakın kısımdan üst bacağın üstünden kolda da üst kolun üzerinden yapmanızı öneriyoruz. Çünkü alt taraftaki kemikler çift parça olduğu için fazla güç uygulandığı takdirde kemiğin kırılıp damara batma ihtimaline karşın bütün turnikelerimizi üst kısımlardan yapıyoruz. Teşekkürler. Evet hocam. Bayağı aslında önemli yerler. Peki Eli hocam siz sertifikalı ilk yardım uzmanısınız aynı zamanda. Hani diyelim evet kesilmemiz gereken yerden kesildik ya da kesildik bir şekilde bir damar kesildi. Şimdi orada ne yapmalı? Şöyle yani kişi? İlk yardımcı açısından durum farklı, kesilen kişi açısından farklı aslında bakarsanız. Şöyle ki yani kendi başımızdayız ve yardım edecek kimse yoksa kesik olan bölgemize bir mutlaka bası uygulamak zorundayız. Ve bası en yakın yani? Yani işte parmağımız ya da herhangi bir bez parçası vesaireyle bir şekilde kesilen bölgeyi şiddetli derecede ve hiç oynatmadan bastırmamız gerekiyor. Hep turnikeden söz ediyor. İyi bir şey midir turnike? Turnike iyi bir şey değil hocam. Yani daha doğrusu iyi bir şey ama tercih edilen bir şey değil. Şöyle ki turnike ilk yardımcılar genelde hani zaruri hallerin dışında zaten uygulamazlar. Uygulanmaz da. Neden? Çünkü yani halk arasındaki tabiriyle kangren dediğimiz meseleye yol açabilir. Artı yani uzuv kaybına da neden olabiliyor. Şöyle ki yani atıyorum işte bir kaza mahallinde ben bir ilk yardımcı olarak düşünüyorum. Eğer birden fazla
şiddetli kanaması olan bir hasta çoğunluğu varsa hangi birinin başına gidip basıyı devamlı sabitleyebilirseniz yani o dolayısıyla hemen bir turnikeyi alıp hastayı ve üzerine de mutlaka turnike saatini yazmak kaydıyla çünkü 15 maksimum 20 dakikada bir o turnikenin açılması gerekiyor, bir vana gibi düşünün yani o kan dolaşımının bir şekilde devam etmesi gerekiyor, tekrar kapatılmalı ya da işte hasta bir yerden bir yere taşınacaksa ya da bir uzuv kopması varsa bunların dışında turnike hiçbir zaman tercih edilmiyor. Ama turnike yaparken de dikkat etmemiz gereken şey şu, alt bölgelerde turnike kol ve bacaklara uygulanıyor fakat alt bölgelerde kesikler olsa da turnikeyi tek kemiğin olduğu üst kısımlardan yapıyoruz. Bunun sebebi de şu, şiddetli bası uyguladığımız için o sıkma anında çift kemikli olan yerden yaparsak hani herhangi bir kemiğin damarı kesme içeriden ihtimali olmasın diye işi garantiye alıp üst kısımlardan turnike yapıyoruz. Bunu bile aslında bilmek çok önemli. Evet. Teşekkürler. Peki bu durumda kesildiği zaman bası yaptık. Bası yaptıktan sonra duruyor mu kan? Yani mesela pıhtılaşır mı vesaire olur mu yoksa? Yani şöyle dediğim gibi bir ilk yardımcı varsa hastanın başında ona sağlık personeli, sağlık ekibi gelene kadar refakat edebilecek durumdaysa hani birinci bası üzerine ikinci kat hani kanama şiddetli olur, bez kan dolar artık bir daha. İkinci basıdan sonra artık hani şey yapıyorsunuz yine elinizden geldiği kadar sabitliyorsunuz ama önüne geçilemez bir kan kaybı söz konusuysa tabii ki sağlık ekipleri gelene kadar, hastayı teslim edene kadar durumu kontrol altında almak zorundasınız. Gerekirse turnikeyle, gerekirse basıyla artık duruma göre değişiyor. Sağlık. Evet, sevgili izleyiciler gördüğünüz gibi durum böyle. Güvenli yaşam rehberimize şimdi gelelim isterseniz. Eli Hocam, rutin yaşamdan ne anlarsınız? Mesela rutin mi yaşarsınız? Rutin yaşardım. Ama bu konularda aydınlandıktan sonra rutinden kaçmaya başladım. Niye? Çünkü Serengeti düzlüğünde aslanlara ben buradayım dememek için. Evet, belirli saatte evden çıkmak, aynı vasıtaya binmek, aynı yerde aynı vasıtadan inip aynı saatlerde yine evin yolunu tutmak vesaire ya da her gün yaptığımız rota neyse aynı rotayı seyretmek. Bunlar kötü niyetli kişiler tarafından kullanabilecek datalar bizim hakkımızda. Koymuş gibi. Tabii bulmasın bu, kimse. Bu aynen öyle. Kesinlikle. Evet, hani toparlarsak her gün aynı saatte aynı toplu taşıma aracına binmek, işte eve gidiş gelişlerde hep aynı yolu, hep aynı saatlerde kullanmak, evden çıkış, işten çıkış saatlerimizin hep aynı olması, hep aynı yerlere gidiyor olmamız aslında evet. Belki belli bir alışılmışlık görüntüsü yaratabilir. Ancak güvenlik açısından da son derece tahmin edilebilir bir duruma düşmemize yol açar ki bunu evet, da hocam. Çok istemiyoruz. Hiç istemiyoruz. Böyle bir durumda. Hatta şeyler de var yani bu rutinin içinde mesela insanların yaptığı mesleği ele veren bir takım teçhizatlarla gezmesi. Yani atıyorum ne bileyim bir tahsildarsınızdır. Vezne darsınızdır vesaire. Onun, yani bir şimdi artık çok kalmadı belki ama şu bond çantalar mesela, falan vardı. Para taşınırdı eskiden. Kesinlikle. Hani onlarla dışarıdan tahmin edilebiliyor ne iş yaptığınız. Tabii. Daha çok logo dikkat taşıyan çekecek. Bir araç evet. Kullanıyorsanız eğer zaten otomatik evet. Olarak nereden geldiğiniz, nereye gideceğiniz çoğunlukla belli oluyor. Şey de araç işlerinde toplu taşımalarda şimdi biliyorsunuz artık bu çağda herkesin elinde cep telefonu var ve herkes herkesle özel konularda bile sohbet edebiliyor dışarıdaki ambiyansı unutup. Tabii. Telefonda kendini kaptırıp böyle ondan sonra ben çok hani küfür edenlere de rastlıyorum. Onu da duyuyorum. Adamcağız hani o kadar kaptırmış ki kendini dış dünyayla ilişkisini kesmiş. Orada her türlü özel bilgisini söylüyor, küfür ediyor. Hiç umurunda değil ama o esnada işte onun zarar görmesine sebep olabilecek bir sürü özel bilgiyi de aslında dışarıyla paylaşmış Hocam, olabiliyor. Annesinin evlenmeden önceki soyadını veren kişiyi gördüm metrobüste. Tabii. Çok birebir, normal. Birebir. Yani çok normal. Çok normal değil mi? Evet. Unutuyorlar. Unutuyorlar. Dışarıyı unutuyorlar hakikaten.
Ben şeyi söylemek istiyorum burada. Hatta geçen akşam eşime bahsettim. Sordum ve cevap alamadım onlardan. Akıllarına gelmedi. Bir arkadaşım, gazeteci bir arkadaşım bir hackerla söyleşi yapıyor. Hacker şeyden bahsetmiş. Bir hastane sistemini, hastane randevu sistemini hacklemişler. Ben dedim ki Allah Allah, hastane randevu sistemini hackleyince ne olur ki dedim. Yani hani düşünsenize, işte Matt yarın işte ortopediden saat 2'de randevu almış bilmem ne hastanesinden. Ne olur? Yani insanı nasıl bir kötü niyetle taciz edebilirler burada? Sordum ve cevap alamadım aile bireylerimden. Ben size cevabını söyleyeyim. Sizi hastaneden arıyoruz diye arıyorlar, o hastaneden ve o randevuyu sadece siz ve hastane personeli biliyorsunuz zaten, başka kimse bilmiyor. Dolayısıyla siz karşı tarafa güveniyorsunuz ve size diyorlar ki işte sevgili Matt, yarın şu saatte şu doktordan randevunuz var, fakat bizim bugün sizden kredi kartınızda bir işte şu kadar bir ön ödeme almamız gerekiyor. Siz de hani hiç düşünmüyorsunuz hastanenizin size bir kötülük yapacağını, ki hastane yapmıyor zaten burada ve insanları bu şekilde dolandırmışlar hocam. Çok enteresan değil mi? Yani hiç insanın aklına gelmiyor. Bu şeytanın bile aklına gelmez derler ya. Evet evet evet. Ya, şeytan büyük ihtimalle stajyer kalır. Bu arkadaşların yanında demek ki. Evet sevgili izleyiciler. Bir programın daha sonuna geldik. Eli hocam, sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ben genel olarak programımıza dair şunu söylemekte fayda görüyorum. Siz de hep bunu bize öğütlüyorsunuz. Şiddeti şiddetle çözmek taraftarı değiliz hiçbir zaman. Ama maalesef kimsenin de şiddete maruz kalmasından yana değiliz. Şiddet olduğu müddetçe şiddete karşı olmamız demek şiddete maruz kalmayacağımız anlamına gelmiyor maalesef. Dolayısıyla biz kendimizi nasıl savunacağımızı bilelim ama yine de şiddetten, her türlü şiddetten uzak duralım. Sevgi dolu bir hayatı yaşayalım. Evet. Öz savunma bir haktır diyoruz o zaman ve evet, huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Gelecek programlarda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Hoşça kalın.